Işık kirliliğinin olmadığı bir yerde başınızı kaldırıp göğe bakarsanız yıldızların arasında gökyüzünü boydan boya kaplayan sisli bir yapı görürsünüz. Bu devasa şerit içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin görebildiğimiz bir kısmı olan Orion koludur. Baktığımızda burası ayırt edilebilir düzeyde bulanık görünür çünkü gökyüzündeki bazı yıldızlar bizim onları tek nokta halinde görebilmemiz için yeterince yakın veya parlak değiller. Milyarlarca yıldızın ışığının uzaydaki küçük toz parçaları nedeniyle saçılması sonucu onları her ne kadar yakındaki yıldızlar gibi noktalar halinde göremesek de bu ışıklar yine de dünyaya ulaşır. Bu yüzden göremediğimiz bütün o milyarlarca soluk yıldızın ortak ışığı gökyüzündeki bu şairane görüntünün ortaya çıkmasını sağlar. Dünyadan biraz uzaklaşıp uzayda daha derinlere baktığımızdaysa Samanyolu'nun görüntüsünde olduğu gibi tozların sebep olduğu kozmik nehirlerin daha fazlasını görme şansı buluyoruz. Zaman boyutu içinde yaşadığımız evrenin adeta canlı bir varlık gibi davranmasını sağlıyor. Galaksimizdeki tüm yıldızlar zamanın sürekliliği sayesinde doğuyor ve yine zamanın durdurulamaz akışı sebebiyle ölüyorlar. Nasıl ki insanlar olarak bizim vücudumuzu oluşturan tüm atomlar, moleküller ve her şey öldüğümüzde yeniden toprağa, havaya ve suya karışarak akışı devam ettiriyorsa yıldızlar da aynı şeyi tecrübe ediyor. Kütlelerine bağlı olarak yıldızlar sahip oldukları yakıtı belirli bir sürede tükettiklerinde ya da daha anlaşılır bir deyişle ölümcül dozda zamana maruz kaldıklarında onları oluşturan tüm maddeler de evrende dağılmaya başlıyor. İşte yıldızlar arası ortamda toz diye ifade ettiğimiz bu parçacıklar bir zamanlar evrenin bir köşesini aydınlatmış çok farklı yıldızların karakteristik özelliklerini beraberinde taşıyor. Dolayısıyla dünyadan aşina olduğumuz tozlara pek benzemiyorlar. Boyutları 1 mikrometre kadar olabilen bu kozmik tozlar evrenin her yerinde bol miktarda varlar. Öyle ki daha önce Galileo uzay aracı güneş sistemimize doğru seyahat halinde olan büyük bir kozmik toz akışını tespit etmişti. Ama belirttiğim gibi oldukça küçük parçalardan meydana geliyor olmaları bu tozların toplanıp incelenmesini de çoğunlukla zor bir hale getiriyor. Yine de oksijen, karbon, silikon, magnezyum ve demir gibi elementlerden oluşabilen bu tozların yoğun biçimde olduğu bölgelere baktığımızda etkileri de bir anda hissedilir hale geliyor. Yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıktaki boğa moleküler bulutları bunun için güzel bir örnek. Burası daha önce bir videomuzda bize en yakın yıldız kümesi olarak anlattığımız kümenin de dahil olduğu boğa takım yıldızı bölgesinde bulunuyor. Bu bölgedeki kozmik tozlar birleşerek öylesine büyük bir yapı haline geliyorlar ki arkalarındaki yıldızların ışığını görmemizi bile engelliyorlar. İşte astronomide bu tür yapılara yani yarattıkları yoğun opaklık sebebiyle yıldız ışığını geçirmeyen gök cisimlerine karanlık bulutsu ya da karanlık moleküler bulutlar adını veriyoruz. Boğa molekül bulutları aynı zamanda bize en yakın yıldız oluşum bölgesi. Çünkü ölü yıldızların kalıntıları olan bu kozmik tozların belirli bölgelerde toplanmış olması, zaman içinde kütle çekiminin etkisiyle birleşip yeni yıldızların hatta yeni gezegenlerin oluşumuna zemin hazırlıyor. Zaten bu bölgelerin büyük bir kısmının karanlık olmasının bir sebebi de bu. Henüz her yerde ışık verebilecek güçlü kaynaklar var olmadığı için bu bölgeler doğal olarak karanlık. Üstelik bu tür yıldız oluşum bölgeleri -263 santigrat dereceye kadar soğuk olabiliyorlar. Çünkü soğuk gaz ve toz kütlelerindeki moleküllerin düşük enerjisi yani hareketsiz oluşları bu maddelerin kütle çekiminin de desteğiyle birleşmelerini kolaylaştırıyor. Ve böylece yeni yıldızların oluşması için mükemmel bir yer haline getiriyor. Yani bu bölgeye bakarak oluşum aşamasında olan yapıları incelememiz mümkün. Ama burada sormamız gereken soru şu.
Eğer bu kozmik tozlar yıldızların ışığını bile geçiremeyecek kadar yoğunsa bu bölgeleri nasıl inceleyebiliriz? Gözlerimiz aslında ışığın görünür ışık diye tabir ettiğimiz çok küçük bir kısmını algılayabiliyor. Oysa uzay görünür ışığın dışındaki dalga boylarında çok daha fazla şey saklıyor. İşte bu yüzden milimetre altı dalga boyu gözlemleri yapabilen teleskoplar, ışığın görünür dalga boyuna odaklanmak yerine kızılötesi ve mikrodalga bandı arasındaki dalga boylarına odaklanıyorlar. Böylece gaz ve toz bulutlarındaki kızılötesi radyasyonlar görünür hale geliyor ve bu yoğun bulutların arkasında veya içinde neler olduğunu daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Örneğin boğa moleküler bulutlarının olduğu bölgede milimetre altı teleskoplarla alınan bu fotoğraf, Hale Tauri adındaki 100 bin yaşındaki oldukça genç bir yıldızı gösteriyor. Yıldızın etrafını çevreleyen dev yapıysa bir ön gezegen oluşum diski. Yani bu bölgede henüz yeni oluşmakta olan onlarca farklı gezegen bulunuyor olabilir. Bölgenin en çarpıcı örneklerinden bir diğeri ise AB Auriga yıldızının etrafındaki gezegen oluşum diski. Aslında bu yıldıza tam olarak bir yıldız demek bile doğru değil. Çünkü Auriga henüz merkezindeki nükleer tepkimeleri başlatacak kadar yüksek kütleye ulaşamamış bir gök cismi. Bu tür gök cisimlerini astronomide ana kol öncesi yıldız olarak tanımlıyoruz. Yani AB Auriga yıldızı gerçekten de henüz oluşum aşamasında görme şansı bulduğumuz bir gök cismi. Boğa molekül bulutlarındaki yıldızlar arası madde bolluğunun neye yol açabileceğine dair en güzel örneklerden bir diğeri ise GG Tauri yıldız sistemi. Bu sistemde de birbirinin etrafında dönen iki yıldızın biraz uzağında başka bir ikili yıldız sistemi daha bulunuyor. Yani sistem aslında dörtlü bir yıldız sistemi. Bu da bölgede iki ayrı gezegen oluşum diskinin oluşmasını sağlıyor. Barnard 68, Boğa'nın dışında gösterebileceğimiz en meşhur karanlık yıldız oluşum bölgelerinden bir diğeri. Astronomi ve uzay bilimleriyle biraz da olsa ilgileniyorsanız, Barnard 68'in bu fotoğrafına birçok kez rastlamış olabilirsiniz. Çünkü bu fotoğraf internette birçok yerde yanıltıcı biçimde çoban boşluğu olarak biliniyor. Oysa çoban boşluğu bambaşka bir konu ve burada aslında boşluğun tam tersine uzayda gaz ve toz bulutlarının ışığı bile engelleyecek kadar yoğun olduğu dolu bir bölgeye bakıyoruz. Bu yüzden bu karanlık bulut suları gözlerimizin bazen bizi yanıltabileceğine dair güçlü bir uyarı olarak da düşünebilirsiniz. Bu tür karanlık bölgelerdeki yıldız ve gezegen oluşum örneklerinin tümünü bütün detaylarıyla anlatmamız saatlerimizi hatta günlerimizi alabilir. Dolayısıyla gökyüzünün göremediğimiz küçük ve karanlık bir noktasında bile yeni yıldız oluşumları ve gezegen sistemlerine dair ihtimallerin sınırsızlığı bize evrenin ne kadar büyük ve ilginç bir yer olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu karanlık kozmik nehirler kendi varoluşumuzla ilgili ipuçları üzerlerinde taşıyorlar. Bu yüzden Samanyolu'na ya da Boğa bölgesine yaptığınız bir sonraki gözlemde baktığınız yerde ölü yıldızların tozları sayesinde doğumlarına hazırlanan yeni yıldızların olabileceğini hatırlayın.